Avrupa Birliği ve Türkiye ile ortaklaşa finanse edilen bitki pasaportu sistemi ve operatörlerin kayıt altına alınması Avrupa Birliği eşleştirme projesi hayata geçiyor. Proje kapsamında ilk olarak kayısı, şeftali, vişne, kiraz, elma, armut gibi meyvelerin üretim ve çoğaltım materyalleri, üretici, ithalatçı ve ihracatçı gibi ticaretini yapanların tamamı kayıt altına alınacak. Böylelikle pasaportlu meyve ve sebzeler Avrupa ülkelerine rahatlıkla girebilecek. Bitki pasaportu sistemi, bitkisel ürünlerin üretimini, ticaretini ve ithalatını yapanların kayıt altına alınmasına dayanan Avrupa Birliği ortak pazarı için ön koşullardan birisi. Türk Patent Enstitüsü TPE Başkanı Profesör Doktor Habib Hasan, Türkiye'nin 2010 yılı sonu itibarıyla 85 binin üzerinde marka başvurusuyla Avrupa'da en çok başvuru yapan ikinci ülke olduğunu söyledi. Uluslararası platformda patent koruması konulu konferansta konuşan Hasan, sınai mülkiyet haklarının yürütme ve uygulamasının güçlendirilmesi için Türkiye'nin desteklenmesi konulu Avrupa Birliği projesi kapsamında bugüne kadar 50 etkinlik gerçekleştirdiklerini kaydetti. 2010 yılında Türkiye'den Avrupa'ya ihraç edilen taklit ürünlerde %50 azalma görüldüğünü aktaran Hasan, bu verilerin Türkiye'de sınai mülkiyetin korunması ve uygulanması konusunda son derece olumlu ve umut vadeden gelişmeler olduğunu dile getirdi. Hasan, Cumhuriyet tarihinde patent ve faydalı model başvurularının ilk kez 2008'de 10 binin üzerine çıktığını kaydetti. Ekonomi ajandası devam ediyor. Temiz Kredi Şirketi kurucusu Sayın Yaşar Dağlar'la birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Birçok yeni öğrendiğimiz, yeni öğreneceğimiz kavram var aslında bu işin içerisinde. Kredi raporu, kredi skorları, kredinin temiz olması, raporun lekeli olması. İsterseniz faaliyet alanlarınızdan bahsederek başlayalım. Tabii. Özellikle Türkiye için gerçekten çok yeni kavramlar bunlar. Ben 2003 yılında Amerika'da bu işe başladığımızda birçok konu bana da yeniydi ama 8 senedir biz bu işin içinde kendimizi bayağı bir geliştirdik. Hı hı. Tecrübe olarak, insanlarla karşılaştığımız deneyimler olarak bu konuda bayağı bir bilgi sahibi olduk. Türkiye'ye baktığımızda bu konuda fazla bir bilgi, fazla bir insanların bilgi alabileceği bir nokta yok. Bütün terimler tamamen yeni. Hatta ben bazı terimlerin Türkçe karşılığını bulmakta zorlanıyorum. O konuda bir sıkıntı yaşıyorum ama yavaş yavaş bu terimler de oturacaktır. Bir kredi raporu olayı var ki birçok kişi Türkiye'de bu konuda bilgi sahibi değil. Evet, isterseniz hemen buradan başlayalım Yaşar Bey. Tamam. Kredi raporu neleri içerir? Kredi raporu neleri içerir? Kredi raporu insanın ismi, adresi, çalıştığı yer, kariyeri, kredi kartları, almışsa ev, araba gibi kredilerin bilgileri, bu kredi kartlarına yapmış olduğu ödemeler, kredi kartının ilk açılış tarihi, en son kredi raporuna bildirildiği tarih, toplam kullandığı maksimum kredi limiti, hı hı. Bu kredi limitini bu ay içinde ne kadar kullanmış, aylık ödemelerini zamanında yapmış mı, yapmamış mı? Ayrıca takip var mı? Lekeli bilgi olarak takip varsa, rapora girdiyse bu takip olayı. Borçlarını ödememe gibi durumlarda ne gibi şartların oluşacağı. Bütün bu bilgiler hepsi 40'a yakın faktörün bir araya gelmesiyle kredi raporu oluşuyor. Bu kredi raporundaki bilgiler bir araya geldiğinde de bir kredi skoru dediğimiz bir rakam bir araya gelmiyor ki bu skor çok farklı şekilde hesaplanarak insanların kredi skoru bir ortaya çıkartıldığında bankalar bu skora bakarak hareket ediyorlar. Amerika'da bu skor 350 ile 850 arasıdır. Türkiye'de bu 880 ile 2200 arasıdır kredi skoru. Eğer Amerika'daki sistem buraya tam olarak uygulandıysa bu 880 ve 2200 arasındaki skorun 1500 altında olursa eğer kredi skoru, hı hı, bu kişi için kötü bir şeydir. Ne kadar 2000... Peki efendim hemen burada şunu sormak istiyorum aslında. Buyurun. Amerika'da 350 ile 850, Türkiye'de ise 880 ile 2200 arasında dediniz. Evet. Bunların farklı olması Amerika'da kredilerin geri dönüşleri için daha esnek olunduğu anlamına mı geliyor? Tam değil. Bunların farklı olmasının sebebi Amerika ile Türkiye'nin ekonomik olarak, sistem olarak birbiriyle tam uyuşan şeyler olmaması, sistem olmaması. O yüzden Türkiye'nin sistemine uygun şekilde bir skorlanma yapılmış. 3 aşağı 5 yukarı aynı, farklılıklar arz ediyor.
Bu farklılıklardan dolayı da kredi skoru farklı olmuş oluyor. Bunu siz Amerika ile karşılaştırdığınızda bizim 880 olan kredi skoru, minimum skor Amerika'da 350 olarak görebilirsiniz. 850'yi de 2200 olarak görebilirsiniz ama küçük detaylardan dolayı böyle bir değişiklik geçirmiş. Yani karşılık geçirmiş seviyelerinin farklı olmasından kaynaklanan, evet, bir durum. Peki, evet, efendim, o zaman kredi raporunun lekelenmesi demek de kredi dönüşünde sıkıntı çıkması anlamına mı geliyor? Hem yani şöyle bir durum var. Kredi raporunun lekelenmesi demek, bazı insanlar vardır, bir geç ödeme yapmıştır kredi kartına. Bu kredi raporuna bildirildiğinde bu lekeli bir bilgi olarak kredi raporunda durur ama ödemesini yapmaya devam ediyordur. Hı hı. Bu geri dönüşümde bir problem yaşanmayan bir kişi fakat skoru düşüktür. Öbür taraftan başka bir kişi kredi kartını kullanmıştır, ödemelerini yapmamıştır. İşte takibe düşmüştür, hacize düşmüştür. Amerika'da collection firmaları dediğimiz firmalar var. Bu collection firmaları kredi raporuna bildirmiştir. Biz bu paranın borcu satın aldık ve şimdi bu borcun peşinde biziz diye bildirmişlerdir. Bu geri dönüşümü olmayan kredilerdir. Kötü kredi olarak verilmiş, şöyle diyeyim, riski fazla olan krediler olarak görünür kredi raporunda. Bunlar da ikinci çeşit kredi sahibi insanlar olarak görülür. Peki Yaşar Bey, Amerika üzerinden gidiyoruz ama biz Türkiye'ye dönük olarak, evet, soralım sorularımızı. Örneğin ben bir kredi kartı kullanıcısı olarak bu ayki ekstremi aldım. Ama toplam borcumu değil de oradaki o ayki minimal ödeme tutarını ödedim sadece. Bu da doğal olarak benim kredi raporuma yansıdı galiba, değil mi? Yansır. Evet. Bir lekelenme olarak yansıdı. Ben yarın bir gün ev kredisi çekmek istediğim zaman bu benim karşıma gelir mi? Karşınıza şöyle gelir. Birincisi, sizin bu minimum ödemeyi, asgari ödemeyi yapmış olmanız kredi raporunuza lekeli bilgi olarak girmez. Hı hı. Ama borçlanma oranınız yüksek olduğundan dolayı sizi riskli konuma sokar. Bu riskli konuma soktuğunda sizin kredi skorunuz sizin riskinize göre düşer. Düştüğü zaman da siz bir mortgage kredisine başvurduğunuzda, diğer şartlar sağlandığında, skora baktıklarında eğer skorunuz 1500'ün altındaysa, 880'e yakınsa size mortgage kredisi vermeyebilirler. Ama asgari ödemeyi yapmış olmanız, diğer geri kalan borcun raporda görünüyor olması sizin kredi raporunuzu lekelemez ama skorunuzu düşürür. Biz bu noktada da tavsiyemiz asgari ödemenin en az 3 veya 4 katını yapmaları. Eğer yapamıyor, yani bütün hepsini ödeyemiyorsa borcun, 3 veya 4 katını yapmaları, böylece borç oranı düşmüş olacak, kişinin de riski düşmüş olacak. Şöyle bir örnek vereyim. 1000 liralık bir limiti olan bir kişi bunun 500 lirasını kullandıysa, asgari ödemesi de 200 liraysa, bu 200 lirayı ödemesi geriye bir 300 dolarlık, 300 liralık bir borç bırakır. Bu 300 liralık borç bir sonraki aya devrettiğinde skoru düşürür ama lekeli bilgi olarak girmez. Bu 200 lira yerine işte 400 lira öderse o daha mantıklı olacaktır. En azından borcu düşmüş olacak, riski azalmış olacak, %10 borçlu olmuş olacak, 1000 liraya 100 lira borcu kalmış olacak. Bu da o kişiyi daha uygun bir noktaya getirir, daha az riskli bir hale getirir. O bakımdan da kredi skoru yüksek olmuş olur. Peki efendim, sizin müşterilere sunduğunuz hizmetlerden birisi de bu kredi raporlarındaki lekeleri temizlemek. Bu nasıl, evet, mümkün oluyor peki? Şimdi biz müşteriyle beraber kredi raporuna baktığımız zaman, kredi skoru düşük olduğunda biz bunu inceliyoruz. Müşterinin beyanına göre hangi bilgilerin yanlış olduğunu öğreniyoruz. Müşteri bize 3-4 tane lekeli bilgiden bunlar doğru değildir, bunu tamam bu benim hatam dediğinde biz o hatalı bilgi üzerine değil de yanlış olan bilgiler üzerine çalışmaya başlıyoruz. Ki Amerika'da her 3 kredi raporundan 2 tanesinde yanlış bilgi mevcut. Bu Amerika Senatosu'nun yapmış olduğu bir araştırma sonucu elde edilmiş bir bilgi. Bu yanlış bilgiler neticesinde mi mortgage kredilerinin geri dönmemesi yüzünden krize girdiler? Mortgage kredisi o ayrı bir safha. O, hı-hı, tamamen ayrı bir safha. Onu birazdan tek anlatayım ben size. Ama bunu öbür noktada bizim yapmış olduğumuz temizleme olayında o lekeli bilgi, yanlış bilgiler olduğu zaman biz kredi raporu firmalarıyla bağlantıya geçiyoruz. Bu lekeli bilgilerin raporlardan çıkması için başvuruda bulunuyoruz. Ama Yaşar Bey, 3 rapordan ikisinin hata içermesi çok yüksek bir oran çok değil mi? Çok yüksek bir oran. O yüzden biz bu işin içindeyiz. Bizim gibi çok firma var bu işleri yapan Amerika'da. Hı hı. Türklere yönelik yapıyoruz biz bu hizmeti. Türklere yönelik kurumsal olarak bir tek yapan biziz. Peki sistemsel bir düzeltmeyle bunun önüne geçmeyi düşünmüyorlar mı? Yoksa mümkün değil mi? Şöyle, mümkün
ve mümkün değil. Çünkü bütün olan olaylar bir kişisel hatadan olabiliyor. Bilgisayarın başına geçip bilgileri giren bir kişinin hatasında olabiliyor. Banka kredi raporuna bilgileri bildirirken bir yanlış bilgilendirme olabiliyor. Ve bu düzeltmeler sadece bir başvuru yoluyla yapılabiliyor. Yani benim raporumda 5 tane yanlış bilgi varsa ve ben bu yanlış bilgilerin düzeltilmesini istemezsem o yanlış bilgiler orada kalmaya devam ediyor. Hı hı. Hiçbir şekilde bir kredi raporu firması bunun içine gireyim de düzelteyim diye şey yapmıyor. Çünkü kredi raporu firmasının söylediği, biz raporlandırma firmasıyız, bize gelen bilgileri biz rapora koyarız. O noktada da herhangi bir talep gelmediyse biz bu raporun üzerine çalışıp da o rapordaki lekeli bilgileri çıkartma zorunluluğumuz yok diyorlar. Ama eğer herhangi bir başvuru yapılırsa, ki bunu biz yapıyoruz, o başvuru yapıldıktan sonra 30 gün içinde bize net bir şekilde bilgi vermeleri gerekiyor. Bu 30 günlük zaman zarfında eğer rapordaki lekeli bilgi, yanlış bilgi teyit edilmediyse kurum tarafından, banka olabilir, finans kurumu olabilir, teyit edilmediyse rapordan çıkartmaları gerekiyor. Kanunen 31 gün sonra teyit etseler, o 30 günlük süreyi aştıkları için tekrardan çıkartmaları gerekiyor. Yani biz bunu teyit ettik, o yüzden duracaktır deme hakları yok. 30 gün içinde bunu belirlemeleri gerekiyor Amerika'da. Peki efendim, yaptığınız bu işin Türkiye'de karşılığı var mı? Yaptığımız işin Türkiye'de karşılığı net olarak yok. Fakat Türkiye'de kredi kayıt bürosu bizim Türkiye'deki kredi raporlarını tutar ve bu kredi kayıt bürosunun kendi içinde bir düzeltme sistemi var. Bu düzeltme sisteminde eğer herhangi bir yanlış bilgi varsa kredi raporunda, kişi bankaya gidip başvurusunu yaptığında, red aldığında, sebebini sorduğunda, işte böyle bir lekeli bilgi var, bu lekeli bilgiden dolayı size bu krediyi veremiyoruz dediklerinde, o kişi banka aracılığıyla kredi kayıt bürosuna başvurup o lekeli bilginin araştırmasını yapabilirler. Ki kredi kayıt bürosunun çalışma sistemi Amerika'da 30 gündür, burada 2 saattir. Kredi kayıt bürosu 2 saat içinde sorumlu bankayla görüşür, o bilginin teyidini alır, ona göre kredi raporunu düzeltir veya bilginin doğru olduğunu söyler ve şey yapar. Ama bu noktada bizim yapmış olduğumuz hizmet Türkiye'de yapabilir miyiz? Şu anda yapamayız çünkü kredi kayıt bürosundan alınan kredi raporları sadece BDDK'dan onaylı firma ve kurumlar alabiliyor. Artı Amerika'da her senede bir defa herkes kendi kredi raporunu görebilme hakkı var. Amerika'da burada, ve Türkiye'deki temel fark kişiye fark yönelik bir şeffaflık olmaması Türkiye'de. Burada Türkiye'de şeffaflık yok. Ben kendi kredi raporumu görmek istediğim zaman göremiyorum. Başvursam da göremiyorum. Kredi kayıt bürosu bunu sadece BDDK'ya bağlı, BDDK'dan onaylı finansal kurumlar ve bankalarla paylaşıyorlar. Peki efendim, o zaman hani Türkiye'de kişi verilmiyor, BDDK ve bağlı kurumlar görebiliyor sadece dedik. Türkiye'de ne kadar kale alınıyor kredi skoru? Türkiye'de ne kadar kale alınıyor söyleyeyim. Geçen sene kredi kayıt bürosu 118 milyon kredi raporu satmış bankalara. Ve bankalar kredi verip vermeme konusunda bu raporlara bakarak onay veya ret verme olayına gitmişler. Ha, sadece kredi raporu ve kredi skoru şey değildir, kriter değildir. Bunun haricinde işte gelir beyan edilmesi gerekir, bir ipotek konulması gerekir. Bunun gibi şartlar ortaya konulduğunda, bütün hepsi yapıldığında kredi skoru çok düşükse banka onay vermeyebilir. Ama sonuçta o kredi raporu ve kredi skoru kredi verilmeme konusundaki temel faktörlerden bir tanesi. Hem Türkiye'de hem Amerika'da. Peki efendim, programımızdan hemen önceki canlı bağlantı sebebiyle konsantre bir yayın yapıyoruz. Hızlı hızlı geçiyoruz. Evet. Amerika'daki mortgage kredileri dedik. Bunların geri dönme işi işte o krizdeki balonun ilk hava kaçırdığı yer oldu. Evet. Kredi raporları düzgün yapılsaydı, düzenlenseydi, bu krediler doğru insanlara verilseydi kriz çıkmayabilir miydi? Ya da mortgage kredilerinden kaynaklanan sıkıntının önüne geçilmiş olabilir miydi? Geçilmiş olabilir miydi? Bu krizde kredi raporları ve kredi skorunun olaydaki etkisi çok düşük aslında. En büyük problem Amerika'da bu ev fiyatları artmaya başlayınca, yüksek rakamlara kadar çıkınca bir kişi geliyor, bir ay ev alıyor, ertesi ay 20-30 bin dolar karla satabiliyordu. Bu ev fiyatlarının artmasına sebep oldu. Ev fiyatları artınca subprime mortgage dediğimiz bir mortgage ortaya çıktı. Bu mortgage olayı da şudur. 500 bin dolarlık bir evi benim gelirim sağlayamıyor. Ama sen önemli değil, sadece stated income denilen, sadece sen bana gelirini beyan et. Hı hı. İspat etmene gerek yok diye bir mortgage türü var.
bu mortgage türüyle şey yapıyorlar ve bu da 3 senelik, 5 senelik kısa vadeli faiz oranlarıyla oluyor. Kısa vadeli faiz oranları olunca da ben de gidiyorum, benim gelirim 2000 dolar ama gitmişim oraya dönüşüm, benim 6000 dolar gelirim var. Bu 6000 dolarlık geliri de sadece söylüyorum. Ona göre bana 5 senelik yıllık %3, %5 faiz oranıyla mortgage veriyorlar. Ve ben düşünüyorum ki tamam 3 sene sonra bu evin fiyatı artar ve ben bunu satarım. Bu gibi insanların sayısı çoğalınca bu belli bir noktaya geldiğinde bu kişilerin o 3 senelik 5 senelik süreleri dolduğunda evi satamadıklarında ki bu 2008'e tekabül ediyor. Evi satamadıkları zaman o satılamayan evler ellerinde kaldı. Ellerinde kalınca %3, %5'lik olan faiz oranları otomatik olarak %50'lere, %8'lere, %10'lara çıktı. Aylık ödemeleri 1000-1500 dolarken 3500-5000 dolar civarlarında ödeme yapmak zorunda kaldılar ve bunu ödeyemediler. Bunu ödeyemedikleri zaman da işte bu sayı olarak rakamlar artmaya başlayınca bir ev değil, beş ev değil, milyonlardan bahsediliyor Amerika'da. Bu milyonlarca ev ödenmeyince bu kriz patlamış oldu. Bunda kredi skorunun etkeni çok düşük. Çünkü kredi skoru yüksek ve öyle bir noktaya geldiler ki senin kredi skorun eğer 600 ile 620 arasıysa biz sana %8'den faiz veririz. Hı-hı. 620 ile 650 arasıysa %7'den, 650'den 700'e kadarsa %6'dan, 700'ün üstüne %5'ten veririz diye bir sistem çıkarttılar. Ve kredi skoru çok böyle 600'ün altında olmadığı müddetçe bu mortgage'ları alabilme imkanına sahip oldu insanlar. Yani krize çıkaran asıl sebepler bambaşkaydı. Evet. Efendim aslında programımızın sonuna geldik. Burada bitirmemiz gerekiyor ama ben cevabını çok kısa isteyerek son bir soru daha sormak istiyorum. Buyurun. Siz 18 yıldır Amerika'da yaşıyorsunuz. Evet. Ki 2002'den beri de kredi temizleme işiyle uğraşıyorsunuz. Evet. Biz de son dönemde sürekli Amerikan ekonomisindeki kötü gidişatla ilgili haberler veriyoruz. Geçmişi bu dönemle kıyaslayacak olursanız gözle görülür bir fark var mı arada? Çok kısa. Çok ciddi farklar var. Amerika şu anki durumda eğer benim ilk gittiğim zamanlarla veya 2003 yılıyla karşılaştırmamı isterseniz çok ciddi farklar var. Amerika şu anki durumda önceki duruma göre çok negatif yönde bir şey var ve daha da kötüye gidiyor. Peki efendim, başka bir programda yine bekliyoruz sizi. Bu sefer orada yaşayan birisi olarak gözle görülür farkları konuşmak üzere. Tekrar teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Rica ederim. Sevgili seyirciler, Ekonomi Ajandası'nda Temiz Kredi Şirketi kurucusu Sayın Yaşar Dağlar konuğumuzdu. Yarın yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın.